Sakın. Sakın. Hanımefendiciğim, merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba, size de merhaba. Efendim, bütün Hindistan'a merhaba. Kucak dolusu sevgiler. Ya benim bugün çok sıkışık bir program var. Akşam uçağıyla, son uçakla hemen geri dönmem lazım. Kaçırırsam vallahi bir sonraki uçak bir hafta sonra. O yüzden benim pasaport işlemini hemen geçirirseniz beni. Elbette efendim, işlemlerini çok hızlı halledeceğim. Güzel Hindistan'ımın da kaç gün kalacaksınız? Mümkünse hiç. Ya dediğim gibi ben bugün dönmem lazım. Günübirlik geldim yani. O yüzden bir an evvel geçebilirsem. Yani yoksa vakit olsa da keşke geçsem değil mi? Dizilerde, filmlerden hep takip ederiz sizi. Kültürünüze hayranım ama artık bir dahakine. Talun, talun, talun. Güzel Hindistan'ımı da geliş amacınız neydi? Efendim, meğer benim bir Hintli dedem varmış. Vişnu'da yaşıyormuş. Geçtiğimiz haftalarda kendisini kaybettik. Allah size uzun ömürler versin. Bana ondan 1.000.000 rupi kalmış. Mümkünse onu bugün alıp döneceğim memleketime. Baytırık da Atun. Dedenizin adı neydi? İnanın, hiç merak etmedim. Ama yazıyor, evraklarda yazıyor yani. Ben kendisine rupiciyim diyorum. Canım rupim. Miras gözlüm diyorum. Anlayacağınız benim işim sadece mirasını alıp mirasımı bugün rupi rupi dönesim var. 1.000.000 rupi ya. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun efendim. Evet, o işlemleri çok hızlı halledebilirsek ben sevinirim ya. Hemen geçmem lazım çünkü. Elbette efendim, hemen hallediyorum işinizi. Sağ olun. Güzel Hindistan'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben siz de miyim? Tamam. Güzel Hindistan'ımıza hoş geldiniz. Eğer pasaportumu alabilirsem hoş bulacağım ama. Hoş bulduk Hindistan diye hemen müzikten, filmlerden aşinayım. Alabilir miyim artık bir şey? Küçük bir karşılama töreni yapalım istedik. Ha, bu küçük olanıydı. Anlıyorum, anlıyorum. Maşallah. Hindistan. Pasaportumu artık alabilir miyim rica etsem? Elbette efendim. Buyurun pasaportunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün yolunuz Türkiye'ye düşer. Ben bunun intikamını Maraş dondurmasıyla alırım. İyi günler. Lazım, lazım. Hemen nüfus müdürlüğüne gidelim, sana zahmet ya. Hayırdır abi? Ya benim bir miras işi vardı da onu halledeceğim. Miras dediğim öyle çok da önemli bir şey değil canım. Çok bir rupi değil yani, az rupi. Rupicik, rupittin. Sen biliyor musun bu nüfus müdürlüğünün yerini? Bilmek mi? Oo, bilmem mi? Oo, bilmem mi? Bizim aile girmiştir yani. Orada çalışıyor benim küçük dayı. Arada geçerken selam verirdim. Şanti şanti derdi dayım guli guli. Şanti 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 guli guli. Şanti 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 guli guli. Ya oğlum, madem biliyorsun niye uzun uzun türkü söylüyorsun? Tabii çünkü niye Hindistan'dayız? Kısaca biliyorum da diyebilirdin ya. Tamam, görüyorum binayı ben. Çek sağa. Çek. Tamam, burada ben buradan yürürüm ya. Abi, en güzel şarkının ikinci kısmını dinlemedin ya. En güzel yeri geliyordu. Çanti çanti gulli gulli. Vaktim yok kardeşim. Hadi sana da gulli gulli. Eyvah, gene bir ikili. Merhabalar, kolay gelsin.
Hanımefendi, benim bir miras işim vardı da Vişnu dedemden kalan. Onu tahsilat için gelmiştim. Size mi başvurmam gerekiyordu? Evet, bir de başvurmanı çok doğru. Bittiğimde bu evlakları imdal eder. Benden sonra da Didiket imdal edecek. Öyle değil mi Didiket? Evet, önce ben imzalayacağım. Sonra sen imzalayacaksın Burcu Keş. Tone de için bitecek vatandaş. Ha, imzalanacak bitecek. Aa, iyi, bu kadar kolay yani. Değilmiş. Memuruz memur, işimizi yaptık. Dört başı mamur, görev başında. Her memur işinde aşlar, çalışır durur. Atmalı, atmalı, imzayı atmalı. Belgeyi, belgeyi imzalamalı. Oo, oo. Bravo, harika. Şarkımızın adı nedir acaba? Belgeyi imzalamalı. Anladım. Peki belgeyi imzaladınız mı? Yok. Yok. Ya belgeyi imzalamamak için belgeyi imzalamalı diye şarkı mı yaptınız? Ya vallahi delireceğim. Arkadaşlar, ben size dans etmeyi demiyorum. Yanlış anlamayın. Etniktir, kültürdür, dans, mans, müzik bunlar çok güzel şeyler. Ama çöz vatandaşın işini. Sonra sabaha kadar hep birlikte dans edelim. Böyle değil mi ya? Ne oluyor burada? Müdürüm. Müdürüm mü? Şimdi sizi şikayet edeyim de görün. Ya müdürüm, benim bir imza işi vardı ama hanımefendilerin hiç umurunda değil. Bakın mesai saatleri içerisinde türkü söyleyip dans ediyorlar yani. Burada imza besine bile varken dans mı ediyorsun? Yiyin azar şimdi. Çok şükür sonunda düzgün biri çıktı kaçmaya. Hem de ben olmadan ha? Ha, çıkmamış. Açmalı, açmalı, imzayı açmalı. Belgeyi, belgeyi imzalamalı. Açmalı, açmalı, imzayı açmalı. Belgeyi, belgeyi imzalamalı. Oo, oo. Tamam, aldım imzayı. Bitti mi şimdi? İşlemlerim tamam mı? Aldım, gidiyorum ha. Mühürü kaldı. Neyi kaldı? Ne oluyorsun bu var? Kendi işimi kendim görüyorum. Ne yapayım? Tamam, imzayı aldım. Mühürü bastırdım. Okey, bir banka işi kaldı. Tamam. Bu banka nerede ya? Ama tamam, tamam, sormadım. Lanet gitsin. Tamam, 2,5 saat dinleyemem. Ben gidiyorum. Tamam. Alo, abi. Taksidarım abi. Lan gene mi sen? Yok, ben bilmem senin taksine ya. Sen şarkı söylüyorsun. Ha. Beklerim, başka taksiye bineceğim ben. İyi, tamam. Gerçi buradan çok da taktik etmez ama demlilirdin. Geçer, geçer. Beklerim ben. Ha. Abim. Güzel abim. Kalı rızası için 2 rupi verir misin abim? Kaçı deliye geçeceğim de abim? Veririm. Bir şartla veririm ama. Şarkı söyleyip dans etmeyeceğim. Verme o zaman abim. Ulan herkes de bir tuhaf. Necip Tati. Necip Tati olduğu için kimse almaz abi. Dediğim gibi buradan başka taktik etmez. Ama sen bilirsin tabii. Geçmiyor hakikaten daha. Ulan uçakta kaçacak. Tamam lan, tamam, biniyorum hadi. Aa, bana bak. Şarkı söylemeyeceksin ha. Ha yok, illa söyleyeceğim abi. Gene küçük dayınla mı ilgili? Tabii ki bizim aile genişdir yani. Orada çalışıyor bu benim küçük dayım. Arada geçerken selam verirdim. Şanti şanti derdi dayım, guli guli. Şanti 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 guli guli. Şanti 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 guli guli. Ulan sus artık. Allah cezanı vermesin. Lan delirteceğim mi adamları? Ya yeter ya. Ama abicim sen müteahhit etmiyordun ki benim şarkımın ikinci kısmını dinlemiyordun ki. Dinlemiyorum, dinlemeyeceğim. Tamam, ben yürüyerek giderim. Çok kızıyorsa bu sefer az veriyorum bak. Ah be abi, ah be abi. Bak, keşke şarkımın ikinci kısmını sonunu dinleteydin.
Eyvah dansçı kızlar. Tehlikesiz görünüyor çok şükür. Merhabalar hanımefendi. Yalnız baştan ben kendimi bir doğru ifade etmeye gayret edeyim. Bakın ben az çok ülkenizin olayını anladım. Kültürünüze gerçekten gönülden hayranım. Rica etsem vaktim gerçekten çok sıkışık, uçağa yetişmem lazım. Oynamadan, dans etmeden, şarkı söylemeden benim şu işlemleri bir çözebilirsek çok sevinirim. Oynayacağım değil mi? Beyefendi burası özel banka, siz devlet bankası Hint banka. Gitmeliydiniz, yetişir misiniz bilmem, şimdi kapanmak üzeredir. Kapıcı, madem kapanmak üzeredir niye böyle ben... Ya bakın ben buna hiçbir zaman itirazım yok. Bunlar çok tatlı şeyler, güzel şeyler ama bak uyarıyorum, bu kadar neşe, bu kadar eğlence vallahi başınıza bir iş gelecek ha. Alın! İnin yukarı! Kimse kıpırdamak için! Bu bir taygındır! Ha? Ben söylemiştim size başınıza bir iş gelecek diye. Hadi buyur! Kaldır elini. Cihazı mı var ya? Adam dedi ya, kıpırdama, elleri kalsın, her yeriniz ayrı oynuyor. Yine kıpırdamayın demiştim. Benden günah gitti. Allah'ım şimdi ne yapacağız? Hepimizi vuracak şimdi adam. Ateşlerim silahımı bam bam. Ateşlerim silahımı bam bam. Ulan senin boyun posun devrilmesin, ben de bir şey... Vallahi ben gidiyorum, bu ne ya? Anam! Gideceğim, tamam ben. Kimse ben demeden bir yere kıpırdayamaz. Kıpırdama! Polit! Aman kim? Polit! Ne? Polit! Ha, polit, tamam. Onun tonuna geldin, indir silahını. Allah'ıma şükürler olsun memur bey, size Allah gönderdi. Bu kötü adam kafama vurdu kanattı, ne olur müdahale edin ya. Ededem. Buna müdahale edemem. Oh, sonunda işini ciddiye alan biri. Ne var? Elinde silah var. Artık bu kadar pes ya. Ben gidiyorum ya. Kafamı dikiş attıracağım. Takdirarım mı? La gene mi sen? Oğlum 1,5 milyar nüfusluk ülkede ben nasıl oluyor da sürekli sana denk geliyorum ya? Diremeyeceğim, biniyorum. Ama bak bir şey söyleyeyim, kafama darbe aldım, karaman var, beynim zonkluyor. Yalvarırım şarkı söyleme, olur mu? Ha. Söyleyeceksin değil mi lan? Oğlum bari aynı şarkıyı söyleme lan. Aynı şarkıyı söyleyeceksin değil mi lan? Ha, tabii ki. O zaman kesinlikle söyleme. Abi, şarkımın ikinci kısmını... Ya istemiyorum, istemiyorum dinlemek işte. Ah benim çok kötü. Yemin ederim var ya, araba giderken atarım kendimi, ölürüm, başına bela olurum ha. Tamam, peki, tamam. Nasıl istersen. Ama şarkımın ikinci kısmını dinleseydin, senin için gerçekten çok iyiydi. Sus, sus, devam et, hadi. Ulan ya nasıl olacak ya? Uçağı kaçıracağım kesin ya. Vallahi bittim ben ya. Aman. Doktor bey, şu kafa işi. Durumun çok adil değil de turdaki hattaya ölümcül bir hattal olduğunu söylemem gerekiyor. Ah, ay peki tamam, ne yapalım? Anlayıtını ditin, teşekkürler. Yani, bir dimetliğin böyle doğrulukları var maalesef. Anlıyorum, anlıyorum. Yok canım tabii. Hatta buraya geldiğimden beri ilk kez birini anlıyorum. Teşekkürler. Biraderim vallahi. İşte sağlık olunca dans türkü de bir yere kadar vallahi.
Beyefendi, tahlil tonotanını tıktı ve... Evet doktor, tıktı ve... Maalesef 3 aylık ömrün 3 kalmış. 3 mü? Ah, adam yıkıldı lan, yıkıldı. 3 aylık ömrüm kalmış. 3 aylık ömrüm kalmış. Bravo, bravo. Yanlış anlamayın, bu protesto alkışı artık. Bir delilik bu artık. Benim kafam almıyor. Ya nalet gitsin, böyle bir dünya var mı ya? Lan saat kaç oldu? Bankaya da yetişemeyeceğim. Ne yapacağım ben ya? Alo abi! Selam, ben hatırladın değil mi? Şarkımın ikinci kısmını dinlemek ister misin? Asla peşimi bırakmıyor arkadaş. Bu... Söyle ulan söyle. Herkes dinledi mi? Seni de dinleyeyim hadi. Ah. Benim küçük dayı karşımda duruyor. Kendisi ayrıca Hint Bank'ta memur oluyor. Senin işi 2 dakikada çözerim diye. Senin işi 2 dakikada çözerim abi. Ulan bunu niye baştan söylemiyorsun? Sabahtan beri perişan oldum ben ya. Abi şarkımın ikinci kısmını söyletmedin ki. Ulan bütün şarkıları dinlemişim, asıl dinlemem gerekeni atlamışım. Allah kahretmesin ya. Abi, benim bir miras işi vardı. 1 milyon rupi alacağım var. Bunu nasıl çözeriz? Bana bir yol göster, gözünü seveyim. Şöyle ki, size kalan miras 1 milyon int rupisi değil, 1 milyon Pakistan rupisiymiş. Tamam, ne bileyim, milyon milyondur değil mi? Ne bileyim, kaç TL yapıyor şimdi? Şimdi vergileri de düşerek... Kalanı hesapladığımızda... Kalanı hesapladığımızda artık... Evet, tam olarak... Tam olarak bir yerde eşit liraya basacağız. Tam olarak... Evet. 19 Türk lirası. 19 Türk lirası... Ben sabahtan beri bu kadar çileyi 19 Türk lirası için mi çektim ya? Ulan alacağın olsun Vişnu dede ya. Ah be abi. Tamam, tıkma canını. Bak, biz yani üdür tek de, tevin tek de bütün duygularımızı dansla ifade ediyoruz. İstersen sen de öyle yap. Ben bilmem öyle şeyler, beceremem zaten. Becerirsin be, bir tane istersen. Hadi bir dene. Ha? Hadi bir dene. Bırakacağım mirasa, tükirem tükirem. Ben yapamıyorum ya. Evet, sen gerçekten yapamıyormuşsun. Sen en iyisi bu da dur, biz senin için yapalım, tamam? Madem taahhüt keke.